en datos a Pakistán. Given that the majority of responses comes from foreigners, the high rate of literacy with school education level, 62%, and especially those with a university education, 25%, as you can see from the video, is very interesting. The high level of education was obtained in many cases after their arrival in Greece, and in parallel with the exercise of their profession. Successful coexistence of work and education reflects the two-way process of the desire of the individual to integrate into society that is open and welcoming, giving the opportunity to the right to education and work even in times of financial crisis. There is a remarkable diversity in professional occupations of respondents. The professional field of manual labor of the workers occupies half of the respondents, but such is the diversity of employment that, in the general context, this rate of officials and any kind of businessman balances that of the workers. Here is the age ranges of interviews. The Facebook supremacy over other forms of social media networks in preference of users reflects the dynamics of the social media compared to the rest. And the daily use of social media reflects the influence of the social issues of communities and the rapid changes experienced by human relations through this process. The percentages in this question show also the large extent of socialization carried out through social media networks. New acquaintances, their frequency, the transfer of acquaintances, of acquaintances from the online environment to the natural environment, active relationships through social media networks, and the formation of friendship groups in social media are first-class opportunities for socializing of members of non-Christian communities. The following graph shows the degree of solidarity among members of the community in terms of friendship and interconnected through groups within the community, with emphasis on how the user of the social media is informed in relation to the events of the community in terms of information. The results also shows that freedom of speech and expression in the norm and expression is the norm in the use of social media networks of the non-Christian communities in Greece. The interconnection of their use with the political development is given in the same way to the community of the country's Christians. Therefore, the equal freedom of expression is a healthy policy symbol of Greek society at difficult times, economically and socially. Let me show you. And this graph shows that users have active relations after the use of social media networks. The letter framework and the requirements of the level of the rights and their violations in personal and community level is an important aspect of protecting the integration process of non-Christian communities in Greek society. Most of the users have never faced any obstacles in the use of social media, as well as most of the users have never faced any violation of their rights. The participation members of different religious communities in civil society is the desired and desirable
order in order these people to become equal members of society with the same rights and duties without restrictions or other than those pertaining to the relationship for all and above all without discrimination. This research takes place in a time of particular importance, both for the respect of human rights of non-Muslim communities in Turkey and non-Christian communities in Greece, and in general for the coexistence of cultures in a globalized world. After cultural intolerance events that have occurred in Europe and the Middle East in recent years, the research results demonstrate the level of harmonic coexistence of the Christian majority and the non-Christian communities in Greece, such as Muslims and Jews. Similarly, the process of integration in Greek society, both for indigenous and for foreigners, is very good, with margin for a further improvement in time, and in many cases surpassing other European Union member states on this issue. As to general points, I would like to say that freedom of expression and adoption and implementation of the necessary legal framework is entirely evident in this. And the indicators of freedom of information and unconstrained participation of non-Christians in civil society is a process that is well underway and is expected to improve further. Soru için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada konuda araştırma ve danışmanlık yapan Ali Karakoç var. Ali Karakoç aynı araştırmayı Türkiye ayağında ulaşılan sonuçlar bölümünü sunulacak. Merhaba, ben kısa kısa araştırma verilerinden bahsetmek istiyorum size. Bu araştırmayı sosyal medya bazında proje ile birlikte 30 Ocak 17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdik. Esasen bizim araştırma yöntemimiz genellikle yüz yüze panellerde anket yapmak. Soruları, önermeleri sorup verilen cevaplar üzerine değerlendirme almak, ama bu araştırma sosyal medya kullanımı ve sosyal medya üzerine olduğu için toplamda 746 form topladık. Bunların 567'sini online alanlarda, yani ürettiğimiz bir online platformda, gerisinde erişemediğimiz demografi gruplarına cemaat toplantılarında, okullarda, ibadethanelerde ulaşarak yüz yüze gerçekleştirdik. Ben bir takım demografilerden, ardından sosyal medya kullanımından ve sosyal medya kullanımı sırasında ki hissiyattan maruz kalınan durumlardan bahsedeceğim. Öncelikle eriştiğimiz kişilerin %57'si erkek, %43 kadın. Ama bir yandan bu kadınların da erkeklerden daha aktif sosyal medya kullandığını görüyoruz. Yaş dağılımı grafikte gördüğünüz gibi, ben size rakam okumayayım çok fazla. Burada 14-28 yaş grubunun 1/4 oranda olduğunu görüyoruz, ama biz bu
genç nüfusa erişmek için okullara gitmek durumunda kaldık. Okullarda da anket yaptık. Bir de en başta şunu demek lazım. Buradaki veriler, işte demografi verileri, sosyal medya kullanımı verileri Türkiye'deki azınlık cemaatlerin toplamını yansıtıyor değil. Bu sadece interneti daha çok kullanan cemaat mensuplarını, görüşlerini, durumunu yansıtıyor. Eğitim durumu yüksek bir demografi grubu. Esasen zaten Türkiye'ye kıyasladığımız zaman azınlık cemaatinin toplamda Türkiye ortalamasından daha yüksek eğitimli olduğunu biliyoruz. Çünkü hani hem iş yaşamı hem gündelik hayat pratikleri bir şekilde belli bir takım eğitimleri alıp Türkiye'de ya da yurt dışında akademiye yöneltiyor ya da başka alanlara yöneltiyor. Birazdan çalışma hayatı ve çalışma durumu ile ilgili verilerde de göreceksiniz. Medeni durum var. Medeni durum çok açıklayıcı bir demografi değil ama. Bu ankete katılanların yaşadığı yerleri görüyorsunuz. %93'ü İstanbul'da sorularımıza cevap veren insanların. %2'si de yurt dışında. Zaten bilinen yaklaşık azınlıkların yaklaşık %90'ını İstanbul'da yaşadığı. Bununla ilgili elinde bilimsel bir veri yok İstanbul'da. Yani muhakkak devlet biliyordur şeyleri de bizim böyle bir ölçümümüz yok. Eğitimi nereden aldığı sorusu. Burada fark ediyor mu acaba dedik. Hani kendi cemaat içerisinde eğitim alan, sosyalleşen belli hayatıyla ilgili, işte arkadaşlarıyla ilgili, cemaatiyle ilgili örüntüleri oradan kuran insanlar daha kapalı mı ya da daha toplumla ilişki mi onu kurmak için eğitimin nereden aldığına baktık. Burada çok detay vermeyeceğim ama cemaat vakfına ait özel okullarda kendi cemaat içerisinde de eğitim alan, kendi cemaat içerisinde sosyalleşen bireylerin daha dışa kapalı olduğunu gördük araştırma verilerinde. Burada çalışma durumu verisi var. Şimdi daha önce basın toplantısında devlet memuruna bir itiraz vardı. Yani bu neyse biz hani buraya yansıtmak durumundayız ama onun da şöyle olduğunu gördük. İşte anket formlarında yazılan ucu açık sorulara ya da notlara yazılan şeylerden. Devlet memurluğu aslında devletle ilgili bir takım projelerde, çalışmalarda ikinci, üçüncü ayakta yer alma durumu ya da işte akademisyenlik durumunu devlet memuru olarak tanımlamış insanlar. Bu arada biz herhangi birinin çalışma durumunu öğrenmek için bir yere bakmıyoruz, resmi bir kaynağa bakmıyoruz. Kim ne beyan ederse onu buraya yansıtıyoruz. Dolayısıyla devlet memuru da oradan ileri geliyor. Çoğunlukla özel sektör ve işte sanayi, ticaret alanında çalışıldığını görüyoruz. Bir de burada işte ilk başta söylemiştim, araştırma aslında tüm Türkiye'deki cemaatleri yansıtmıyor, genel görüşü yansıtmıyor diye. Burada da bir demografik farklılık var. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki azınlık nüfusun %50'si Ermeni cemaatinden ama ankete katılanların %34'ü Museli cemaatinden. Buradaki neden böyle katılım yüksek olmuş falan diye şey yaparsanız hani Museli cemaatinin daha nedeni kapalı haberleşme kanallarının olduğu ve daha iyi organize olabildiklerini falan öngörebiliriz. Böyle bir veri yok bu arada. Anket yöntemimiz de şu idi, belki en başından gerçi söyledim ama detaylandırmak lazım belki. Kapalı haberleşme kanallarını kullandık. Yani e-posta gruplarını ya da
nokta atışı gelebilir. Biliyorsak bir cemaat mensubu olduğunu, bir gruptan olduğunu, o kişiye e-postayla ya da işte birebir link yollayarak bu anket formunu doldurmalarını rica ettik. Public alanlarda çok yaygınlaştırmadık. Yani nelerle karşılaşılacağını az çok tahmin edersiniz. İşte enteresan bir gruplar falan var. Oraya bir link koyduğunda bir şey başardığını düşünüyorlar. Bundan kaçınmak için kapalı alanları kullandık. Bu alanlar üzerinden de belli cemaatler daha çok anket formlarına erişim sağladı. Museli cemaatinin esasen burada tüm cemaatleri temsil ediyor olmasını isteseydik, idealde olması gereken %20-21 civarlarında bir beklentimiz vardı. Genel cemaat demografisi de bu. Burada da din bireylerin, ankete katılan kişilerin kendilerini hangi dinden, meslekten olduklarını ifade ettiği bir durum. İşte 134 Museli cemaatinden katılım vardı. %32'si kendine Museli'yim demiş. Diğer cemaat gruplarını da topladığımızda %50'de plan geliyor. Burada dikkat çeken işte kendini inançsız agnostik ve diğer olarak tanımlayan yaklaşık %10'luk bir demografi grubu var. O da biraz daha genç bir usta öne çıkıyor. Şimdi biz konuda araştırmalarında insanları şunu biliyoruz. Kimlik ayırt edici, belirleyici bir özellik. Hem siyasi kimlik, hem etnisite, hem de dindarlık oluşturuyor kimliği. Ne kendini ne kadar dündar olarak tanımlıyor insanlar, bunu soruyoruz. Çünkü burada bir takım belli davranış biçimleri ve eğilimler oluşuyor. Türkiye ortalamasında bizim yaptığımız araştırmalarda işte din gereklerini tam yerine getiren dündar, yani şu sarı olan grup %30-32 civarlarında, ama azınlık cemaatlerinde kendini dündar olarak, yani sofuda istiyoruz biz, ama burada çok ortamın olmayabilir. Bizde beşlik bir grup var. Diğerlerinin dağılımlarını da görüyorsunuz. Şöyle bir farklılık var. Bu daha birleşince açıklayıcı oluyor. Burada da yine işte o bahsettiğim dindar grup, işte buradaki dindar muhafazakar grupla geleneksel bir kültürel işte dindar olan, kendini gelenekleriyle, kültürüyle, görenekleriyle tanımlayan grubun toplamı. Türkiye'nin toplamı, yani işte 77 milyon kabul edeceksek, kendini daha dinle tanımlıyor. Kendini dini bir kimlik unsur olarak önüne koyuyor, ama azınlık cemaatlerinde dine daha kültürel bir mesele olarak bakıyor. Çünkü işte, ibadethanelerde toplanılıyor, bir araya geliniyor, orada sosyalleşiliyor. Bir takım sıkıntılar orada çözülüyor, dayanışma orada gerçekleşiyor. İşte günlük hayatın bir kısmı ya da ekonomiklerin uzantısının bir kısmı o dinle ilişkili alanlarda gerçekleştiği için daha geleneksel kültürel durumun büyük ve işte modernlik tanımında büyük olduğunu görüyoruz. Buradaki şey biraz da hani kendi modern olarak tanımlamak aslında belki de toplumdaki dindarlığa bir tepki ifadesi de olabilir. Bizim araştırmalarımızda da böyle bir gruplar birbirinden çok ayrışmadan üçte bir oranında dağılıyor gibi. Bizim araştırmalardaki konudanın yaptığı genel araştırmalardan bahsediyorum. Burada interneti hangi işleri yapmak için ne sıklıkla kullanıyorsunuz diye soruyoruz. Sorduk. Çoğunlukla işte haberleri takip etmek için kullanıldı. Ardından işte arkadaşlarla sohbet, muhabbet etmek, sosyalleşmek ve bankacılık işlemleri gibi işler geliyor. Bu Türkiye'nin toplamında biraz farklı. Yani bu tablo yani aktif kullanım sırasına göre değil, ama yani biraz daha tersine dönüyor Türkiye toplumunda. İşte film ve dizi izlemek, haberleri takip etmek de
medet umarım da amaçlısınızı izlemek, arkadaşlarla sohbet etmek daha şımarlasın okumak veya Türkiye toplumda daha internet kullanımında öne çıkıyor. Azın toplumda böyle bir fark oluşuyor. Sosyal medya hesabınızı ne kadar sıklıkla kontrol ediyorsunuz diye sorduk. Bu da aslında bir Facebook hesabı açarsınız, bir Twitter hesabı açarsınız ama öyle durur. İşte ayda yılda bir kontrol edersiniz ama günlük her an kullanmak arasında ciddi farklılıklar vardır pratikler açısından. Onu anlamaya yönelik azın cemaatinden insanlar sosyal medyayı kullanıyorsa esasen ortalama düşünceli performansla sürekli takip ederek, kontrol ederek kullandıklarını görüyoruz. Burada da bu toplayıcı yüzde olmaz. Bazen şey oluyor, açıkladığımız raporlarda falan işte 155 olmalı falan ne? Bu çok da seçenekli bir soru. Hangilerini kullanıyorsunuz diye sorduk. İnsanlar tek seçenekle işaretlemiş olabilir, 3-5'in de işaretlemiş olabilirler. Öne çıkan sosyal medyaları Facebook, ardından da YouTube ve Instagram daha yaygın kullanılıyor. Burada da cinsiyetlere göre dağılımı var. Hangi sosyal medya aracının kadınlar ya da erkekler tarafından ne kadar kullanıldığı öne çıkan şey burada. Yani kadınların %71'i, şunu da şöyle okumak lazım. Kadınların %92'sinin Facebook hesabı var. Erkeklerin %80'inin Facebook hesabı var. İlk başta da söylediğim o demografiye çıkarken kadınlar kullanıyorsa sonuna kadar kullanıyorlar. Bunu anlıyoruz. Sosyal medya hesaplarını ve etkin kullanıyorlar. Burada da acaba kendi bireyler kendilerini gizliyorlar mı sosyal medya ortamlarında yoksa açıkça ifade edebiliyorlar mı? Onu anlamaya yönelik bir soru. %86'sı evet gerçek ismimle hesap açtım demiş. %12'si de her ikisi hem gerçek hem de ne fake, işte yalancıktan başka bir isim falan da hesap açmış. %2'si de sadece bir takma isim kullanarak hesap açmış. Burada birazdan sosyal medya kullanımında ifade özgürlüğü ve karşılığından işte nefret söylemleri ya da maruzlanan durumlarla ilgili birkaç veri var. Genel itibariyle ölçtüğümüz, anladığımız şu, azınlık cemaatinden bireyler sosyal medya kullanırken tedirgin hissediyorlar. Tanımlamak gerekirse bir kelimeyle o hissiyat tedirginlik. Burada da Facebook'ta tanımadığımız insanlarla arkadaş mısınız diye sordum. İşte toplamın %76'sı hayır diyor. Sadece 4/1 oranında tanımadığı insanlarla arkadaşı olan Facebook'ta kısımcı var. Burada tanımaktan kasıt hani yüz yüze gelmek mi, yoksa bir telefonlaşmak mı, onun kim olduğunu arkadaş üzerinden tanımak mı bilmiyoruz. Sadece insanlar tanımadığım insanlarla arkadaşım dediklerini topladığımızda bu rakam ortaya çıkıyor. Tabii biraz burada erkeklerin kadınlardan daha %10 oranında daha çok tanımadığı insanlarla arkadaş olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada paylaşım ve yorum yaparken nasıl hissediyorsunuz diye sorduğumuzda o bahsettiğim tedirginlik burada rahatça görülebiliyor. İnsanların %41'i bazen tedirgin olur. Bu sıralamasında biraz bir problem var. Yani bu işte renk kodları da biraz farklı. Özgürce paylaşım yapıyorum, rahatım diyen 1/5'lik bir oran var aslında. Bu %21 turuncu gözler. 41'i tedirgin oluyorum diyor. Sarıda görünen %23 oran paylaşım ve yorum yapmıyorum. Ben sadece bakıyorum ne oluyor, ne bitiyorsa diyor. %15'i de çekiniyorum. Aslında çoğu zaman gerçek düşüncelerimi ben paylaşamıyorum
Sosyal medyada paylaştığı haber, görüş, yorum vesaire üzerinden maruz kalınan bir durum, bir hak ihlali var mı dediğimizde %65'inin hayır, yok dediği görülüyor. %65-35'ten büyük bir rakam gibi görülüyor ama %35'te kayda değer bir oran. Bu %35'lik oranında nelere maruz kaldı? %15'in hakaret, %14'ün aşağılama, %8'inin küfür, %6'sında tehdite maruz kaldığı görüyoruz. Bunlar ifade edilen şeyler, izlenen hakikaten de olabilir diye öngörüyoruz. Çünkü bu oran kapalı bir alan ve yayın aslında kendini de tanımladığı, tarif ettiği bir alan. Dilimize yerleşen o nefret söylemini bazen farkında olmadan normal gibi tırnak içerisinde kullandığımız sözlerin aslında bir aşağılama unsuru olduğunu biz de farkında olmayabiliyoruz. Maruz kalan insanlar da farkında olmaya biliyorlar aslında. Burada da sosyal medya ile ilgili haklarınızı biliyor musunuz diye sorduğumuzda %65'in hayır dediğini görüyoruz. Peki bununla ilgili bir yaptırma ihtiyaç var mı? Yani ayrımcılığa maruz kalma durumunda bir yaptırım olmalı mı diye sorduğumuzda insanların 5'te 4, %80'i evet var, bunlar bir şeyler yapmak lazım diyorlar. Aslında sosyal medya ile ilgili de yasalar düzeyinde pek de bir yazılı kanun yok. Yani bazı evrensel değerlere, yurt dışında olan olaylara, vakalara dayanmış belli kararlar veriliyor. Bu biraz Türkiye'de de ne denir, tanımlanmamış, bilinmeyen bir alan. Gerçi derleyen oturumlarda sosyal medya uzmanları da bundan tavsiye edecektir. Burada şunu sordum. Bir önceki sunumda da sorulmuştum. Sosyal medya kullanımı sizin toplumla ilişkilerinizi etki etti diye. İlişkileriniz artırdı mı diye. Görüyoruz sosyal medya kullanımı beyler. Hem kendi cemaatine hem toplumla ilişkilerinin daha pozitif bir yönde iyileştiğini anlıyorum. Çünkü sosyal medya kullanımı amaçlarından bu bahsettiğimiz arkadaşlarla sohbet, muhabbet eden işte haber takip ediyor. Şuna karşılık geliyor. Şimdi işte kullanımın da yüksek olması biraz böyle. Cemaat işi gruplarda konuşmak, tartışmak ya da belli etkinlikler organize edip toplantıları oradan takip etmek, oralara katılmak gibi unsurlar etkileşimi artırıyor. Burada web üzerinden, internet üzerinden değil sadece bir genel soru hangi gazeteden de takip ediyorsunuz diye sorduğunuzda Agos, Shalom ve diğerleri diye sıralanıyor. En başından söylediğim Agos zaten az önce maddenin haber kanallarında daha çok takip edilen bir yayın organı ama bu seyirlerin de katılımın yüksek olduğunu düşünerek Şalom ikinci sırada geliyor. Bu gazete dergiler beni yansıtıyor mu diye sorduğumuzda sadece %28'i yansıtıyor dedi. %10'u hayır, %62 bilemedi, bilemeyeceğini kararsız kaldı. Genel itibariyle bu haber kanallarına ya da araçlara da eleştiren bir bakış olduğunu biliyoruz. Göç durumunu da anlamaya çalıştık. İşte azınlık cemaat aslında bir kelime olarak tanımlanıyor. İşte yasalar üzerinde de aslında azınlık cemaatlerin bu buralı olduğunu görüyoruz. Türkiye'de birçok toplum grubundan daha buralı. İşte %50 insanların, katılanların %100'ü burada yaşıyoruz diyor. Bu daha detaylı indiğimizde o geri kalan 100 yıldan daha az burada yaşadığım ya da oradan buraya yaşadığım diyenlerin de yarısının anne ve babalarının aslında buralı olduğunu
biliyoruz araştırma verilerinde. En başta söylediğim işte o dindarlık farklılığı nereden oluşuyor diye sorup açıkladığım mesele burada. Kimliğinizi hangi iki öğe üzerinden tanımlarsınız diye sorduğumuzda kültür ve aile ilişkiliği din üçüncü sırada ama Türkiye toplumunda bu din işte bayrak millet daha yukarılarda sıralanıyor. Böyle bir farklılık var. Yani bu biraz bu tabloyu terse döndüğünü dininde ikinci sıraya geldiğini düşünüyorum. Çapraz tablolara baktığınızda takma isim kullanıp kendini ifade ediyor mu? Ya da işte kendini açıkça ortaya koyup takmasını kullanmadan paylaşım yapar, kullanmayan insanların paylaşım yaparak nasıl bir sırada olduğunu anlamaya çalıştık, izledik. Oradaki dağılımda görüyorsunuz, yani takma isimle hesap açanlar zaten paylaşımda yapmıyor. Ve çekilmiyor, çekilmiyor. Burada aslında takma isim kullanmasının gerekçesi de açıkça ortaya çıkıyor. Yine cemaatlerin sosyal medya kullanırken, Facebook kullanırken cemaat tanımadığınız insanlarla arkadaş mısınız, değil misiniz sorusuna verdiği cevaplar. İşte Katolik Süryani cemaati çok yani toplamda galiba 25-30 kişiyle görüşüldü. Dolayısıyla o cemaatin tamamının görüşünü yansıtmaz ama işte Süryaniler sonra bu seviyeleri daha kapalı olduğunu görüyoruz. Buraları hızlı hızlı geçeyim. Çapraz tabloları aktardım. Facebook arkadaşlarınızın ne kadar siz de aynı cemaatten diye sorduğunuzda da bu dağılımı görüyorsunuz. Yani burada sinir çıkanlıkta bir unsur yok ama genel itibariyle araştırmada gördüğümüz mesele sosyal medya azınlık cemaatlerinin cemaatleri içerisindeki bireylerin birbirleriyle etkileşimini artırdığı, sosyal medya kullanırken hissedildiği ve bir takım katillerlerine maruz kalındığı, bunlarla ilgili de devletin yeni düzenlemeler yapmasını talep ettiği yönünde. Süremizi biraz açtık, sorunuz da var bilmiyorum ama kapatalım mı? Teşekkürler. Evet, Sağ olasın sınavsızlar. Hızı verdik, yorulun hızı verdik. Yoksa nasıl?
I like your shirt. Yeah, yeah. These are. That was a good year. 1960. İşte burada New York'tayken sen burada ne? Bir de bana ihtiyacım var. Ya. 69'da daha. Senin için geçmiş ama. Uyuyacağım. Fikrim yok. Nasıl geçmiş senin için? Şey misin? Kaldın biliyorsun Kemal 75 yıl. Öyle olmuşsun. Bu da zaten işte senin, biz ne yapacağız? Bir senin heykel edası mı? Yaşlı da şey. İkinci çoğu. Yaşlı. Bana mesela yasas diyeceksin. Yasas diyeceksin. Nasıl lan abi? Yoksa yaşlarda şeyler yapsın. Evet. Yap da bir yerde. Ne içtiğim de hatırlıyorum. Viskini aldım. Hatırlıyorum. Oksijen hatırlıyorum. Hep girebiliriz dedik. Hollanda'ya 15 yıl İyi o. Bu sefer Ne güzel olmuş ya video. Sağ ol. Alo, Ahmet. Senin kafanı kırarım. Gözünü mu artırır? Bacağını kırar, elini boyunur. Sonra hastaneye kendileri yerine bırakır gidelim. Bu kadar da iyi niyetliyim yani. Bak bu kadar iyi niyetliyim. Ha, ne yapayım? Bir daha böyle bir şey olursa sana mail, WhatsApp'tan ve normal telefon hattı üzerinden mesaj atacağım. Yok zaten bir daha Murat'ı unut. Murat'ı unut bir daha. İşleri de artık sana söylüyorum. Ödemeleri de sana yapıyorum. Yok ben biliyorum ben.
Murat'a verdim şeyin içinde, tahtın içinde verdim. Sen de vardın. Seslerimi sağlam çek, seslerimi kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Seslerimi sağlam çek. Ses. Seslerimi sağlam çek. Thank you.
Thank you.
But ses geliyor mu? Evet geliyor. Dinler. Anlamış. Ben başlayabiliriz zannediyorum. İlk oturumu açacağım. Bir iki bu başlıkla ilgili söylemek istediğim husus var. Daha sonra da programdaki sıraya göre konuşmacılara sözü bırakmak istiyorum. Oturumun başlığı sosyal medya, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi. Ve büyük ölçüde hukuki çerçeve ve uygulama hem iş dünyası bağlamında hem de hukuk uygulaması bağlamında burada ele alınacak. Dolayısıyla sonra konuşmacıların sunumlarının ardından da bir süre kalacağını zannediyorum. Yani konuşmacı için 15'er dakika süre öngördük. Sorularınız olursa ve ikinci tur için de kısa sorularla birlikte devam etmek ve bir gibi de toplantıyı bitirmeyi düşünüyoruz. Biraz geç olduğu için çalışma kapanması. Çünkü bu başlıkta hukuku ön planda tutan bir çerçeve söz konusu olduğu için yani ifade özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı meselesi dolayısıyla da insan hakları hukuku bağlamında bir güvence meselesi. Burada insan hakları hukuku perspektifinden baktığımız zaman altını çizilmesi gereken bir mesele var. O mesele şu, bütün özgürlükler için ve haklar için geçerli olduğu gibi hukukun sağlayacağı katkı ve hukuku uygulama yükümlülüğü altında olan kamu ve özel sahadaki sorumlu kişilerin göstermek zorunda oldukları bu sorumluluğu kapsamında aslında ne vardır ve temel hedefi nedir? Biz bunu hukukta kısaca hak ve özgürlüklerle ilgili insan hakları hukuku bağlamında kısaca şöyle yapıyoruz. Ve bu bir dünya standardıdır aynı zamanda. Siz tanınan hak ve özgürlükler sayesinde aslında konumunuzun güçlendirilmesi, empowerment anlamında güçlendirmeyi kullanıyorum, gibi bir olanağa sahip oluyorsunuz. Kısaca insan hakları hukuku ve bu bağlamda ifade özgürlüğü kişinin ifade etme ihtiyacı, arzusu, duyduğu konuları şu ya da bu araçla veya bilgi alma verme bağlamında bu özgürlüğü kullanarak aslında konumunun güçlendirilmesi anlamına geliyor. Fakat bugün bu toplantıda
aslında yıl boyunca tartışacağımız meselelerde bunun tam aksi bir davranışın da söz konusu olduğu durumlarla da bir biçimde ilgilenmek durumundayız. Yani ifade özgürlüğünü kötüye kullanmak gibi veya ifade özgürlüğünü başkalarının ifade özgürlüğünü sınırlandırıcı bir biçimde kullanmak gibi ya da ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlamak gibi, sınırlamak gibi davranışlardan veya politikalardan söz ediyor. Şimdi böyle olunca dolayısıyla bir yükümlülük tasnifi yapmak ihtiyacı da doğuyor. Madem ki biz haklarımızı kullanarak konumumuzu güçlendiren aslında bir sonuç elde etmek üzere böyle bir imkanı değerlendiriyoruz ve haklara sahip oluyoruz. Haklarımızın tanınmasının nedeni bu. O zaman korunması bağlamında nasıl bir yükümlülük tanılaması ile karşı karşıyayız. Burada iki kategori yükümlülükle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi negatif bir yükümlülüktür. Yani gölge etme. bu özgürlüklerin kullanılmasının başta devlet otoritesi olmak üzere ama sadece devlet değil, bugün artık hakların ihlali devlet dışı aktörlerce de engellenebiliyor. Devlet dışı yetkilere sahip kişilerce de engellenebiliyor ki bu medya veya işte piyasa üzerinden bu seminlerdeki aktörler açısından da söz konusu olabilecek bir olgu. Dolayısıyla hem devlet dışı aktörler bakımından bu özgürlüğün kullanılmasına gölge düşürülmemesi meselesi. Yani bir negatif yükümlülük, engellememe. Peki pozitif yükümlülük? Pozitif yükümlülük ise bu özgürlüklerin kullanılmasını kolaylaştırıcı, gölge eden hukuki ya da fiili bir takım faktörler varsa onları izale et. Ortadan kaldırma ve özgürlüklerin daha rahatlıkla kullanılabilmesine yol açma imkan tanımak, böyle bir atmosferi yaratma yükümlülüğü. Başta devletin ve tabii ki diğer aktörlerin de bir sorumluluğu olarak düşünmesi gereken bir mesele. Dolayısıyla bu çerçeveyi ben bu panelin başında vurgulamak istedim. Zira hareket edeceği insanlar iki sahada en azından kendine böyle bir zeminde yol bulmak durumunda. Tabii bunun ayrıntıları ifade özgürlüğünün kendine özgü analiziyle bağlantılı ayrıntıları ve uygulamadaki diğer meseleleri konuşmacılarımız sizlere sunacaklar ve tartışacaklar. Arada belki benim bu sorularım olabilir veya yorumlarım olabilir bu bağlamda. Yani sadece trafiği yönlendirmek gibi bir konuda olmak istemiyorum. Ve sonra da sözü sizlere belirttiğim gibi sunmuştum. Şimdi ilk konuşmacımız Bilgi Hukuk Fakültesi'nden de meslektaşımız ve İnsan Hakları Merkezi'nin de projede yer alan mensubu yardımcı hocam Ulaşkar. Onun sosyal medya, ifade özgürlüğü ve nefret söylemiyle ilgili hukuki çerçeveye ilişkin bir sunum olacak. 15 dakika her konuşmacının süresi kendisine bakıyorum. Sözüm. Çok teşekkür ederim hocam. Biraz geçip, ben de videomuzla konuşmaya çalışacağım. Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Drone Araştırma Merkezi bu projenin ortalarının başlangıçını belirtmiştik. Bu kapsamda Bilgi Üniversitesi olarak biz de proje içerisinde sosyal medya ve gayrimüslim azınlıkla, uluslararası standartlar, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerine icat ile Türkiye'ye icat ile karşılaştırması başlıyor. Hazırlık. Raporun başlığı aynı zamanda Kardeşim'in ve Nefes Söylemi ikilemin ortaya bir başlığı. Bu özellikle konferans başlarında aslında bu seçim. Sosyal medya Türkiye'de çok ciddi bir ifade özgürlüğü problemi ama aynı zamanda çok ciddi bir Nefes Söylemi üreten mecra haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de sosyal medya söz konusu olduğunda gayrimüslim azınlıklar bakımından İkili bir problem var. Birincisi ifade özgürlüğü korunması. İkincisi ise ifade özgürlüğü korunurken özellikle gayrimüslim azınlıkları, tabii bunu toplum içerisindeki diğer gruplara katmak mümkün ama bu projenin odak noktası gayrimüslim azınlıklar olduğu için sadece bir ifade kullanmayı tercih ediyorum. Nefes söylemine karşı korunması, bu Bekir Bey'in açıkçası konuşmasında da ifade edildiği gibi aslında çok hassas bir çizgi. Yani ifade özgürlüğü korumak, aynı zamanda ifade özgürlüğü nefes söylemine yaygınlaşmasını engelleyecek bir şekilde de sınırlamak. Türkiye'de özellikle sınırlama dediğimizde
çok ciddi problemlerle karşılaştık. Herkes tarafından bilmiyor. Son bugünkü rakamları bilmiyorum ama engelli.com adlı bir web sitesi, İstanbul'un inisiyatifi olarak Türkiye'de erişime engelleme kararı vermiş. Web sitelerini sürekli olarak takip ediyor. Web sitesine girerseniz bir sayaç var. Kasım ayı başında bu sayaç 106 bin dosya oldu. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de 106 bin web sitesi değil. Erişime engelleme kararı verilmiş. O sayaç her gün artıyor. Suç ceza hakimleri her gün onlarca, yüzlerce, belki bazen de binlerce erişim engelleme kararı verebiliyor. İfade özgürlüğü bu anlamda çok ciddi bir problem. Uluslararası standartlar ürün noktasında birçok sorun yaşanıyor. Bu sorunlar mevzuattan kaynaklı da olabiliyor. Kimi zaman anayasadan kaynaklı olabiliyor, kimi zaman ise sadece uygulamadan kaynaklı olabiliyor. Çünkü uygulamada kendisi bırakın uluslararası standartları uygulamada bazen Türk hukukuna aykırı olarak ortaya çıkabiliyor. Ama genel olarak ifade özgürlüğüne yer veren anayasanın 26. maddesinden başlayarak yasalara baktığımızda yasalardaki belli hükümlerin ifade özgürlüğünü korumak amacıyla çok yakın zamanlarda değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Bir tanesi örneğin Türk Ceza Kanunu 216. maddesi. Avrupa Birliği'nin uyum sürecinde çok ciddi bir reform geçirmişti. Fakat bazı hükümlerin aynen doğduğunu görüyoruz ama en problemli konunun ise bizim 56 gibi bir sayı olarak, sayılı yasa olarak kısaltıyoruz ama kimisi bir internet ortamında yapılan yayınlar düzenlenmesi ve bu yayınlarda böyle işleyen suçlara mücadele edilmesi hakkında kanun. 2007 tarihli bu kanun, Türkiye'de internet yayıncılığı ya da sosyal medya alanında başlı başına bir sorun haline gelmiş durumda. Bu arada yaklaşık 10 maddelik bir kanundan bahsediyoruz. Fakat 2007 tarihli bu kanun 10 yıl içerisinde, 10 yıl olmadı. Ondan fazla kez değişikliğe uğradığını görüyoruz. Kanun, ifade özgürlüğü alanında çok ciddi bir problem yaratıyor. Kanunun önemli bir yönü ise şu, nefes söyleme dair hiçbir hüküm içermiyor. Dolayısıyla bu 106 bin web sitesinin gelişme gelen web sitesi içerisinde bir sözlerini de herhangi bir gelişme gelen karar muhatap olmuş karar var. Açıkçası ben bilmiyorum. Varsa da en büyük ihtimalle %1 bile olmadığını düşündüm. Halbuki araştırmalar şunu gösteriyor. Sosyal medya kullanımı ne kadar yaygınlaşıyor, sadece söylediğinde bir o kadar rahatlıkla yaygınlaşıyor. Bu sadece Türkiye özgü bir problem değil, tüm dünyada. Ama yine güvenilir veya değil ama sosyal medya kullanımında dünyada ilk 5 ülke içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla bu geleneksel medyada ortaya çıkan nefes söylediği katmerlenerek ölçemiyoruz dahi ne kadar yaygınlaştığını. Oldukça kolay bir rahat bir şekilde yaygınlaştığını gösteriyor. Mevzuatta nefes söylemine dair çok az düzenleme var. Hatta nefes söylemi henüz mevzuatta kullanılan kelime değil Türkiye'de. Bu anlamda başta anayasanın 13. 14. 26. maddelerinden başlayarak nefes söylemi bir olgu olarak belki kabul eden anayasa değişikliklerini gündeme getirmek gerekiyor. Eğer gelecek dönemde bir anayasa değişikliği gündeme gelecekse tartışılması gereken konulardan biri de bu. İfade özgürlüğüyle nefes söylemi ilişkisinin anayasadan başlayarak yasalarda bir çerçeveye, somut çerçeveye oturtulması gerekiyor. Halihazırdaki anayasada ifade özgürlüğüyle ilgili hükümler nefes söylemiyle ilgili kullanılması mümkün yorum yoluyla rahatlıkla uygulamaya geçilebilir. Fakat Türkiye'de yorum yoluyla nefes söylemine karşı koruma bugüne kadar pek sağlanmadı. Konuyla ilgili çokça ceza hukuku düzenlemesi var. Bu arada ceza hukuku düzenlemesi de aslında Türkiye'nin bir hükümlü, Türk Hoca'nın işaret ettiği pozitif hükümler kapsamında ırk ayrımcılığın ortadan kaldırılması komitesi, Birleşmiş Milletler Bürosu'nun görev yapan ya da Avrupa Konseyi Bürosu'nun görev yapan ırkçılık hukukuna karşı Avrupa Komisyonu ırkçılık ve benzeri nefes söylemlerindeki söylemleri zaten ceza kanunlarıyla suç olarak düzenlenmesi hükümlülüğü getiriyor. Bizde de bir dizi hükümlülük var ki bu komiteler Türkiye'yle ilgili denetimlerde hükümet tarafından mevcut ceza kanunları veya diğer kanunlardaki bu hükümler bu konularda uygulanabilecek hükümler olarak ifade ediliyor. Bir iki tanesi üzerinde durmak istiyorum sadece. Bunlardan en önemlisi 216. madde. Halkı ve düşmandan tahrik veya aşağılama suçu. Türkiye'de ifade özgürlüğü alanında çok problemli bir düzenlemeydi. Yanlış hatırlamıyorsam 1930'larda Türk Ceza Kanunu'nda yapılan ve Mussolini bir dönemi İtalyan Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklik de ortaya çıkan bir maddeydi. Bizim ceza kanunumuza da uzun yıllar önce girdi. Soğuk Savaş döneminde özellikle sol görüş sanılarına karşı ve 8 Şubat döneminde örneğin İslami görüş sanılarına karşı. Yine uzunca bir dönem Kürt sorunuyla ilgili dile getirilen belli görüşler de uygulandı. 2002-2003 yılında reform edildi. Reform edildi ve kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike doğurmadığı sürece
suç oluşmayacak kadar seklendi. Öyle olunca olumlu uygulaması olarak kabul edebileceğimiz, yani nefes söyleminde cezalandırılamaz hale geldi maddeyle. İfade özgürlüğü koruma kapsamı genişletilirken ne yazık ki böyle bir sonuca ulaştı. Ama yine de 216. maddede her sene 100-150-200 arasında yıla göre değişen davalar bulunuyor ve az sayıda da olsa mahkumiyet kararı veriliyor. Örneğin 2014 yılında sadece 12 mahkumiyet kararı verilmiş. Bu arada açılan dava sayısı 159. 159 davada 12 mahkumiyet çıkmış. Fakat bu mahkumiyet kararlarının ne kadar önemli, ne de söylemekte ifadeler uygulandığına dair elimizde hiçbir veri yok. Adalet Bakanlığı bu özgü veri toplamıyor. 216. maddenin 2. ve 3. fıkraları nefes verilmeye ilgili en işlevli olabilecek maddeler. 2. fıkra halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, meslek, cinsiyet veya bölge farkına dayanarak alenen aşağılayan kişinin 6 aydan 1 yıla kadar bir cezası ve cezalandırılmasını öngörüyor. Burada herhangi bir kamu güvenliğine gönderme yok. Dolayısıyla nefret söylemi yaygınlaştığı ve alemi kazandığı anda 216-2 kapsamında cezalandırılması mümkün. Ama buna da baktığımızda durum daha da kötü. Örneğin 2014 yılında 55 dava açılmış. Sadece 3 mahkumiyetler var. Bu madde 216. maddenin 2. fıkrası özellikle dayanışma azınlıkları ile nefret söylemi ilgili en işlevli olabilecek olan madde ne yazık ki kullanılmıyor. Bir üçüncü fıkra ise halkın bir kesimini denizlediği dini değerleri alenen aşağılayan kişinin, fakat bu kez gene kamu barışını bozmaya yönelik olması gerekiyor, cezalandırıyor. Buna da baktığımızda 47 dava açılmış, sadece 5 mahkumiyet var. Bu davaların içeriğini bilmiyoruz. Belki 5 mahkumiyetin olmaması gerekiyor. Baktığımızda. Ama bir yandan da şunu gösteriyor. Bu kadar yaygın nefes söylemini kullanılan bir ülkede en azından ceza kanunu düzenlemeleri bu fenomenle mücadele noktası çok yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu yetersizlik bazen fıkranın düzenlenmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Bazen de savcılıkların ya da mahkemelerin bu tarz ifadeler söz konusu olduğunda yeterince duyarlı olmadığını, duyarlı göstermediğini gösteriyor. Araştırmada özellikle ceza hukuku, internet hukuku, 56. sayılı yasa ve anayasa bağlamında bu yasa düzenlemeleri inceleyelim. Devamında ise yargısal başvuru yolları düzenlediğimiz öncelikle. Bu yönde herhangi bir problem yok ama adli yardım çok ciddi bir problem. Adli yardım derken şunu kastediyorum. Kişinin bir avukattan hukuki yardım alması ya da kişinin mahkemede dava açmak istediğinde yargılama masraflarından muaf tutulması. Bu tarz olaylarda çok ciddi adalete ilişkin sorunlar ortaya çıkıyor. Birincisi avukat yardım olmaksızın hukuksal yolda kullanmak mümkün değil. Kullanmaya çalıştığınızda da ciddi bir maliyetle karşılaşmanız olması. Örneğin tazminat davası açmak istiyorsunuz. Talep ettiğiniz tazminat oranında harç yapmanız gerekiyor. Bu da en basit dava açılması. 1500 lira en basit dava açılması masrafı 1500 lira haline geliyor. Davayı kaybettiğinizde karşı tarafa ödenecek vekalet ücreti vesaire adalete erişim noktasında insanları oldukça caydırıyor. Bu noktada adalet erişimle ilgili, adli yardımla ilgili bir dizi adım atılması gerekiyor. Bir de aslında nefes söylemi söz konusu olduğunda en çok üzerinde olduğumuz konu aslında hukuk nefes söylemi mücadelede belki de başvurması gereken son araç. Ama yine de tabii ki bir önemi var. Simgesel anlamda bir önemi var. En azından bazı fiillerin, davranışların hukuk düzeni tarafından meşru kabul edilmediğini işaret ediyor. Bu noktada gündeme gelen konulardan biri sosyal medya organlarının Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi özellikle kendi şikayet mekanizmaları. Bu dört özellikle sosyal medya mecrası Türkiye'de de ilk doğru oluşturuyor sosyal medya kullanımında. Ve bunların kendi iç denetim mekanizmaları var. Türkçe'de erişmek mümkün. Fakat çok açık konuşmak gerekirse kullanıcı dostu değil. Yine de bildiğim kadarıyla çok fazla kullanılıyor. Ama her gün milyonlarca içeriğin paylaşıldığı noktada bu sosyal medya organlarının da tek tek bunlara ayırması mümkün olmuyor. Artı şikayet olmadan harekete geçmemek lazım da. Dolayısıyla mutlaka şikayette bulunmak gerekiyor. Ondan araştırmasında bir ölçüde belki çıkmazlıklarını sosyal medya organlarına kullanırken karşılaştığı rahatsız edici nefes söylemi niteliğinde veya tehdit aşağılama niteliğindeki ifadeler öyle başvuru yolunda yarı yarıya olsa kullandığını gösteriyor. Fakat ne kadar da şikayet etsek, bu sosyal medya organları ne kadar da önem verse bunları ayırmak mümkün oluyor. Üçüncü olarak da tabii ki eğitim sisteminden başlayarak nefes söylemiyle ilgili
bir eğitim verilmesi, bir çok kültürlülüğün çeşitliliğin bir zenginlik olarak eğitim sisteminde benimsetilmesi, medya organlarının özellikle gazetecilerin ve sosyal medya hesap sahiplerinin bu konularda bilgi sahibi olması, kullanılan öfke söylemi nitelindeki ifadeler ne kadar zararlı doğurabilecek ifadeler olduğu konusunda eğitilmesi gerekiyor. Tabii bir medya okulu yazarında çok ciddi bir problem Türkiye'de, sosyal medya okulu yazarında ekstra ciddi bir problem. Herhangi bir şey gerekiyor. Ücretsiz olarak bir sosyal medya organı haline gelebiliyorsunuz bu vesileyle. Herhangi bir ücret ödemeksizin ve kafanızda yer alan ırkçı nitelikte de olsa herhangi bir görüşü rahatlıkla dile getirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sınırlamayla karşılaşmaksızın. Burada Facebook'taki Twitter'dan bilen temsilci var. Özellikle kendilerini de konferansa davet ettik. Biraz bu sosyal mecraların içerisinde bu şikayet mekanizmaları nasıl işliyor? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Bunları görmek için. Zaman zaman biz de şikayet ediyoruz. Çünkü bizim için açıkça ilişki olan bir düşünce açıklaması şikayet edildiğinde farklı bir kapsamda görebiliyorum. Yani Facebook ya da Twitter tarafından. Bazen tam tersi olabiliyor. Hiçbir şekilde nefes söylemesinin olmayan bir farklı bir kapsamda bir görüntüler karşı bir grup tarafından bir kampanya yoluyla iletiliyor ve bu sefer sanki nefes söylemi varmış gibi bazı hesaplara ya da bazı paylaşımlara erişim engelleniyor. Bu alanda da çok ciddi bir problem var açıkçası. Bir ciddi problem alanı Türkiye'de internet bürokrasi diyebileceğimiz telekomünikasyon iletişim başkanlığından başlayarak artık suç ceza hakimliklerinin içine katabileceğimiz, yani idare ve yargı organlarının kendisi çok ciddi bir internete baskı var son dönemlerde paylaşımlara. Twitter'ın da açıkladığı rakamlara göre içerik çıkarma ile ilgili en çok başvuru yapan ülke örneğin Twitter'ın Türkiye şu an. Bu rakamlar zaman zaman açıklanıyor. Facebook açısından da böyle bir durum olabilir. Erişim engelleme kararlarının süresiz olması tepki kararı, adına bakarsınız. İtirazın ilk günü süre içerisinde yapılması lazım. Henüz bu problemle karşılaşmadık ama yarın bugün itirazlarla ilgili karşılaşmak mümkün. Kararların gerekçesi olarak verilmesi, hatta taleplerin bile gerekçesi olarak verilmesi. Yani suç ceza hakimliklerinin bir liste veriliyor. Şu nedenle şu anda size erişime engelleyin diye bir kere bile tıklayıp bakıldığını zannetmiyorum suç ceza hakimlikleri tarafından. Ya bu erişime engellenen bu URL adresinde ne varmış diye erişime engelleniyor diye. Bazen 100, 200, 300 siteyle ilgili veya paylaşımla ilgili bir anda erişime gelme kararı verilebiliyor. Ve bunlar gerekçesiz veriliyor. İtiraz ettiğinizde de gerekçeyi vermiyorsunuz. Usulle ilgili çok fazla problemle karşılaşıyoruz. Bir taraftan mesela yapılan son birkaç yıllık değişiklikle idare eden bir yargı kararı olmazsa kendisi resmen erişime gelme kararı vermeye başladı. Bu da aslında hukuk devleti açısından çok ciddi bir problem. Çünkü bu bir tedbir kararı ise mutlaka bir yargı organı tarafından verilmesi gerekirken idare tarafından tek taraflı olarak veriliyor. Ve bu durumda da aslında bazen erişime gelme kararlarından haberdar dahi olamıyoruz. Sistemin kendisi bile haberdar olmayabiliyor. Çünkü tamamen idare tarafından herhangi bir şeffaflık içermeden verilen ve uygulamaya geçirilen kararlar. Bazen de işte bu tür örneğin olduğu gibi birkaç içerikle ilgili verilen karar tüm web sitesini yani o sosyal medya organının kararcılması şeklinde uygulanıyor. Bunlarla ilgili tabii ki bu hukuki mücadeleyi biliyor. Fakat bu hukuki mücadele çoğunlukla başarısız oluyor. Yani binlerce verilen erişim engelleme kararına bunlar yapılan itirazlardan belki yüzlercesi, yani %1'i en ihtimalle olumlu olarak sonuçlanıyor ve erişim engelleme kararı kalkıyor. Toparlarsam fazla sürem yok. Çok ciddi bir ayrım var aslında ifade özgürlüğüyle nefes söylemi arasında. Bu ikisi de Türkiye'de ciddi bir problem ve bu problemi nasıl olarak kaldıracağımız konusunda çok ciddi bir tartışma yapıyoruz. dünyada temel olarak iki tane eğilim olduğunu söyleyip birisi nefes söylemi bir suç olarak topyekun ifade özgürlüğü kapsamı dışarısına çıkarılması ya da nefes söylemi kategorik olarak ifade özgürlüğü kapsamı çıkarılmaması ama zaman zaman bir takım birisi yaptırma maruz kalması. Örneğin en son birkaç hafta önce kısım oldu herhalde. Derinçek Türkiye davası, Derinçek İsviçre davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sonuçlanınca tartışma yine gündeme geldi. O da kullanılan ifadeler nefes söylemi olarak değerlendirildi. Eğer 1915 olayları soykırım olarak nitelendirilecekse soykırımın inkarı gibi ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu düşünüyoruz. Çok ciddi, yanlış hatırlamıyorsam 128 katlık bir karardı. Mahkemede tam ortasından bölündü. 10 hakim ve 7 hakim
şeklinde. Bir tek bilmeyen bir problem bu. Ne zaman nefes verim olarak kabul edeceğiz? Kabul ettiğimizi ifade özgürlüğü kapsamının dışına çıkaracak mıyız, çıkarmayacak mıyız? Ama özellikle Türkiye'de yaşadığımız olaylar nefes söylemiyle nefes suçu arasında ciddi bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Yani zirve katliamı, Grant Dink'in öldürülmesi, Raif Santiago'nun öldürülmesi, bu tarz olayların öncesinde ciddi bir nefes söylemi kullanımı olduğunu ve kişilerin bu tarz suçları işlemeye belki bu yaygın nefes söyleminin ulaştığını söylemek mümkün. En azından Grant Dink'in öldürülmesinde Trabzon'dan 16-17 yaşından bir gençin kalkıp tek başına nefes kim olmaksızın, nefes söylemeyi ifadeler olmaksızın İstanbul'da böyle bir suçu işlemesi, böyle bir gerçekleşmesi çok mümkün değil. Dava tutanaklara baktığımızda da Kemal Göktaş'ın da yüksek sans tezini galiba gazeteci Grant Dink'in öldürülmeden önceki Grant Dink'e yönelik nefes söylemeyi ifadeleri çok ciddi bir nefret iklimi olduğunu ortaya koyuyor ve bu söylem yarın bir gün tırnak içerisinde mevzup olarak adlandırdığımız veya rahatlıkla öldürmesi olayı olduğu gibi belki çok ciddi örgütsel olarak işlenmiş olarak suçlara yol açıyor. Dolayısıyla ciddi bir tehdit var. Amerika'daki ya da Anglo-Sakson, diğer Anglo-Sakson ülkelerindeki farklı özgürlüğüne çok geniş bir koruma sağlamak yerine Avrupa yaklaşımı benimsedik. Özellikle Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde benimsenmiş olan yaklaşım benimseyerek nefes söyleyebilir. Hukuken mücadele edilmesi gereken bir olgu olarak kabul edilir. İfade özgürlüğünün kategorik olarak dışarısına taşımak gerekiyor. Ben Türkiye'nin bu iki eğilimden özellikle ikincisi benimsemesi gerektiğini düşünen bir akademisyenim. Bazen ifade özgürlüğü alanında çalışan diğer akademisyenlerle bunu tartışıyoruz. Tabii bu konuyu açtığımız anda çok ciddi problemler de başlayacak. O da şu, hangi ifade nefes olduğunu olarak kabul edilecek? Ve yasalar uygulanırken seçici bir şekilde uygulanacak mı? Özellikle bu 216. madde ya da meclisinin 301. madde uygulaması yasaların Türkiye'de özellikle seçici uygulamalar gösteriyor. Seçici uygulama derken şunu kastediyorum. Örneğin Müslümanlığa yönelik bir dizi ifadenin bu maddeler kapsamında soruşturmaya konu olurken Hristiyanlık ya da Musevilik diğer dinler söz konusu olduğunda aynı hassasiyetin gösterilmediğini görüyoruz. Diğer ülkelerde de buna benzer şeyler var. Bir çifte standart ortaya çıkıyor ister istemez. Farklı gruplara yönelik. Dolayısıyla nefes söylemini hem iyi tanımlamak hem de uygulamada tüm inançlarla, tüm etnik grupları aynı şekilde hayata geçirmek gerekiyor. 301. madde önümüzde örnek. Türk milleti dediğimizde Türk milleti kavramının hangi etnik grupları kapsadığı, hangi yerini kapsamadığı yargı kararları ortaya koyduğu. Örneğin ben 301. madde bu ülkenin vatandaşı olan Yahudiler, Ermeniler ya da bunlar söz konusu olduğunda Türk milleti kapsamında görmeyip şu uygulanmadığını da hatta söyleyebilirim. Nefes söylemi yasaklarken mutlaka iyi tanımlamak, bununla beraber uygulayıcılığı da her grubu dikkat ederek eşit bir şekilde uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Süremiz ne oldu sanırım. Merak ettiğiniz konu veya daha açıklamamız gerektiğini düşündüğüm varsa, bir bozuk konu varsa soru cevap kısmında üzerine durmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Başkanım'a çok teşekkür ediyorum ve konuşmasının başında hemen tespit ettiği gibi aslında sadece hukukun ilgi alanına giren bir mesele değil. Eğitim, yargı teşkilatı mensuplarının eğitilmesi ve dolayısıyla haklara uygun kararların verilmesinin takibi ve geliştirilmesi meselesi, toplumsal ilişkilerin geneli, medya vesaire. Yani çok bileşeni olan bir mesele. Fakat hukukun tabii ki burada standartlara uygun bir uygulama içinde olması büyük önemli bir tavsiye halde. Başkanımın da ifade ettiği gibi bu hafta Bilgi Üniversitesi'nde de söylediğimiz bir başka toplantının da konusu bu pazartesi gibi. Cezasızlıkla mücadele etmesi, ilgili mi meselesi. Bununla karşı karşıya. Skalası Türkiye'de çok geniş. Yani cezasızlık skalası çok geniş. Cezasızlık derken tabii herkes cezalandırılabilir. De böyle bir ihtimal de belki olumsuz bir şey olabilir. Suç oluşu yani eylemlerin cezalandırılması anlamında bir hukuki refleks kastettiğimiz. Şimdi efendim iki bundan sonraki konuşmacımız sosyal medya alanının önde gelen şirketlerinde görevli
profesyonel kişiler. Dolayısıyla kendi açılarından bu konuya ilgilenecekler. Ben açılış konuşması sırasında temas etmiştim ama kendimi de müsaade edersen kısaca onlara hemen bırakmak istiyorum. Bu 2011 yılında gerçekleşen mesele şirketlerde neydi? Dolayısıyla burada da aslında böyle bir tatlı ile karşı karşıya kalmamız söz konusu ama yeni bir alan olduğu için de tabii geçiş dönemi olacağını tahmin edebiliyorum. Birleşmiş Milletler'in bu Guiding Principles on Business and Human Rights dedi. Yani insan hakları ve iş dünyası etler ülkelerini. Bu metinde özellikle şirketler açısından tüm şirketler, yerel, küresel bir yükümlülük getirildi. Bu yeni bir yükümlülüktür. Human Rights Due Diligence denen bir yükümlülük. Yani insan hakları due diligence ya da insan hakları bakımından gerekli özel ve tedbiri gösterdiği sorumluluk. Bu işletmecilikte risk management denen mesele içinde yer alır. Yani riski yönetme, potansiyel riske karşı tedbir alabilme ve her piyasa aktörü bu risk faktörünü düşünerek hareket eder ve önlemini alır, yatırımlarını ona gelebilirler, iş ilişkilerini ona göre kurar. Çünkü aksi takdirde zarar eder. Şimdi insan haklarına uygun olmayan bir davranışın tüm üretim sürecinde value chain dediğimiz değer zinciri olunca ortaya çıkarmasınız. Yani üretimden tedarik tedarik zincirlerinden perakendeci ilişkilerine kadar operasyonlar, servisler, hizmetler dahil olmak üzere. Dikkate alınması gibi bir sorumluluk tüm işletmelerin özellikle küresel işletmelerin daha çok ihtiyaçları çok farklı ortamlarda yerine getirilmesi lazım. Bunu 17. rehber ilke kısaca şöyle tanımlıyor. Diyor ki insan hakları özel ve tedbirine riayet edebilecek bir davranışı gerçekleştirmenin kapsamında şu var. Yani her şeyden önce riski, insan hakları bakımından doğacak riski tanımlamak, teşhis etmek, önleme, azaltma ve bunun hesabını verme anlamında bir sorun. Eğer bunun giderilmesi için bir fırsat da vermeniz söz konusuysa ki bu da bu Human Rights Due Diligence kavramının bir parçasıdır. Buna metinde kısaca Grievance Mechanisms diye çeviri için İngilizcesini kullanıyorum. Grievance Mechanisms adında bir başlığı altında bir yer. Dolayısıyla belki arkadaşlarımızın böyle bir sunumda kullanacakları örnekler aslında bu modeli karşılayan örnekler olabiliyor. O açıdan tartıştırılıyor. Yani yapılmaya şikayeti olanların ürettikleri hizmetler karşısında o şirketlerinde genel hak arama yolları daha sonra tabii ki kullanılmak üzere ama şirket nezdinde ne yapıyorsunuz meselesi var. Nasıl bir hak arama veya bu şikayetini giderme çabasına cevap veriyorsunuz meselesi var. Bu da dolayısıyla insan hakları ya da aslında şirket birleşmelerinin devralmalarında söz konusu olan bir meselesi. Ticaret hukuku bağlamında. Ama insan hakları alanında bunun taşınması çok yeni bir, 4 yıllık bir mazisi. O bakımdan çok yeni bir fenomenle karşı karşıyayız. Olması bakımdan ama hukukta da yenilikler bunu takip ediyor. Şimdi ben bu bağlamda sözü hemen kendine getirmeye çalışacağım. Kendisi Twitter adına burada fakat tabii Türkiye kamu politikaları sorumlusu olarak görülüyor. Benim konuşmasının başlığı da